Türkiye itilecek, kakılacak, onuruyla oynanacak, bakanları kapılardan kovulacak, vatandaşları yerlerde sürüklenecek bir ülke değildir. Bir de Hollanda'da bir milletvekili müsveddesi var. O da kalkmış bizimle ilgili yine bir şeyler yapıyor. Ya bir defa haddini bil. Haddini bil. Kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi? Haddini bileceksin. Faşizm bizim kitabımızda yok. Faşizm sizin kitabınızda var. Today I have a message for the Turks. Your government is fooling you into believing that one day you will become a member of the European Union. Well, forget it. You are no Europeans and you will never be. Dünyanın her yerinde bu yaşananlar çok yakından takip ediliyor. Siz böyle davranmaya devam ederseniz yarın dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Avrupalı, hiçbir Batılı güvenle, huzurla sokağa adım atamaz. Bu tehlikeli yolu açarsanız en büyük zararı siz görürsünüz. Bunun için Türkiye olarak Avrupa ülkelerini demokrasiye, insan haklarına, özgürlüklere saygılı olmaya davet ediyoruz. An Islamic state like Turkey does not belong to Europe. All the values Europe stands for, freedom, democracy, human rights are incompatible with Islam. We do not want visa-free travel for Turks coming to Europe either. Faşizmi Almanya'da yaşadık. İtalya'da yaşadık. Nazizmi yaşadık. Siz onlarla beraber yol yürüdünüz. Ama bizim kitabımızda ne faşizm ne nazizm. Bizim kitabımızda sosyal adalet var. Ve biz bu sosyal adaletle yol yürüyoruz. İşte şu son zamanlarda Fransa'nın başındaki zat şaşırmış. Yatıyor, kalkıyor, Erdoğan'la uğraşıyor. Ya önce sen kendine bir bak. Nereye gidiyorsun bir ona bak. Dün Kayseri'de de söyledim. Bu bir vaka. Onun için bir hakikaten kontrolden geçmesi lazım. Bir diğer yanda güya halkının yanında olduğunu ifade ederken halkının duygularını sömürenler. Güya ülkeyi asileştirmek isteyen Jacoben bir zihniyet. Diğer yanda ise gönlü ve gözü milletimizle aynı istikamete bakan bir anlayış var. Milletimizin değerlerine savaş açanlar kimi zaman darbelerle, kimi zaman siyasi ve ekonomik krizlerle somutlaştığı şekliyle dışarıdan da destek almışlardır. Dünyanın pek çok yerinde ve bölgemizdeki kimi ülkelerde de benzer mücadeleler yaşandı. Bu ülkelerin bir kısmında kendi tarihine, inancına, kültürüne yabancı, hatta husumet besleyen yönetimlerin yol açtığı felaketlere şahit olduk. Ve biz bu yolda evet yeri geliyor bir avuç ekmeği fakir fukara ile garip kuraba ile paylaşmasını biliyoruz. İşte Suriye'de bütün o zulme uğrayan o garip kurabaların yanına imdadına kim koşuyor? Türkiye. Biz koşuyoruz. Şu anda 4 milyon göçmeni topraklarımızda biz beslemiyor muyuz? Biz barındırmıyor muyuz? Bir o kadarını da Suriye'de aynı şekilde biz beslemiyor muyuz? Bunu gören göz sizde yok. Sizin gözünüz var görmüyor. Kulağınız var duymuyor. Ağzınız var, hakkı hakikati konuşamıyor.
Sizin benzerleriniz ülkemizde de var zaten. Biz de sizinle gurur duyuyoruz gençler. Onlara dersi inşallah 2023'te, 2024'te en güzel şekliyle vereceğinize inanıyorum. Milyonlarca masum insanın acı çekmesiyle, ölümüyle, evlerinden ve yurtlarından olmasıyla neticelenen bütün bu felaketlerin bir kısmının yükünü de yine biz üstlendik. Bugün Türkiye dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke durumundadır. Benzerimiz yok. Bunu biz yapıyoruz. Aynı şekilde milli gelirine göre en çok insani yardım yapan ülkelerin başında biz geliyoruz. Bir numarayız. Bundan dolayı herhangi bir pişmanlığımız da yok. Tam tersine, binlerce yıllık kardeşliğimizin, dostluğumuzun olduğu insanlara zor günlerinde el uzatmaktan, kucak açmaktan dolayı da şeref duyuyoruz. Dünyayı bu şekilde yaşanmaz hale getiren güçler, oyunlarını bozduğumuz, gerçekten yüzlerini ortaya çıkardığımız için bizi de hedef tahtasına koymuşlar. Varsın, koysunlar. Durmak yok, yola devam. Kardeşlerim, Suriye'de 4 milyon civarında insanın hepsine sahip çıktık. Şimdi bir de orada biriket evler yapıyoruz. Ve bu biriket evlerde de İdlib'de evsiz kalan oradaki kardeşlerimizi oralara yerleştirmenin gayreti içerisindeyiz. Söz verdiler bize. Başta Almanya. 125 milyon avro biz de destek veririz dediler. Ondan sonra 50 dereden 50 türlü su getirdiler. Yok Birleşmiş Milletler dediler. Yok şurası dediler. Burası dediler. Bir Allah kuruşu yok. Bunların sözlerine inanılmaz. Ve biz dedik ki STK'larımızla biz bu yolda devam ederiz ve bu biriket evleri de inşallah yaparız. Ve ben orada emeği olan tüm STK'larımıza şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Biz batıdan teşekkür beklerken sınırlarımız dibinde terör koridorları oluşturma gayretleriyle karşılaştık. İşte Fırat'ın doğusunda ne var? Bir terör devleti kurma hazırlıkları var.